Herkese merhabalar. Perşembe günü videosuyla karşınızdayım. Bugün tabii ki çok önemli bir gün ülkemiz için. Nesine.com ailesi olarak öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Bugünün tabii ki önemi bizim için oldukça büyük. Ben de sizlere bugünkü videoda UEFA Avrupa Ligi maçlarıyla yardımcı olmaya çalışacağım. Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları oynanıyor. Yarı finalistler belli olacak. Hemen çok kısa tahminlerime geçeyim. Maçlar 22.05'te 4 maçta aynı saatte başlıyor. Sıralama olarak ilk maçta başlıyorum. 488 Dnipro Kulüp Brüj mücadelesiyle Belçika'da oynanan maçı çok net bir şekilde izleyenler hatırlayacaktır. İki takıma çok önemli fırsatlar yakaladı. Kulüp Brüj maçın ilk bölümünde Dnipro sonlara doğru ki özellikle ikinci yarının başlarında ve sonlarında iki takımın çok net fırsatları vardı. Fakat kaleciler günündeydi. Yani 0-0 bitti maç ama 2-2 bile bitebilirdi. Çok sıkıcı bir maç olmadı. Pozisyonu az bir maç olmadı. Çok şut atılan, pozisyon bulunan bir maç oldu. Ben de bu ilk maçın etkisiyle özellikle yine ikinci maçta da iki takımın pozisyon bulmasını bekliyorum ve bu sebepten de karşılıklı golü kuponlarınıza önereceğim. Devam ettiğimizde 489 Fiorentina Dinamo Kiev maçı var. Fiorentina Ukrayna'da maçı tamamen domine etti. Eğer Salah biraz daha gününde olsaydı ilk yarıda 2-0 olurdu maç ama futbol, yani gerçekten futbolun cilvesi çok net bir şekilde ortaya çıktı. Fiorentina atak yaptı. Lens'in şutu savunmaya çarptı ve Dinamo Kiev 1-0 öne geçti. Son dakikalarda Fiorentina beraberliği yakaladı ve ilk maç 1-1 bitti. Bence Dinamo Kiev ilk maçta oynadığı futbolu hiç ümit vermedi. Benim de İtalya'daki oynanacak maçta tercihim direkt olarak Fiorentina galibiyeti yönünde 1.55'lik bir galibiyet oranı var. Napoli-Wolfsburg maç kolu 490. Napoli işi bitirdi. 4-1 kazandı. Wolfsburg'un aslında bu kadar dirençsiz olmasını beklemiyorduk ama Higuain'in penaltı pozisyonu verilip verilmeyen, daha sonra Higuain'in yine offside ve el karışımı enteresan bir gol oldu ve Wolfsburg 1-0 geriye düşünce ard arda golleri yedi ve 4-1 ile gerçekten işini çok zora soktu. Fakat rövanş mücadelesinde ben Wolfsburg'un İtalya'da kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Hatta sürpriz kuponlara Wolfsburg galibiyetini önereceğim. 4-1'in avantajı var Napoli'de. Yani 1-0 bile 2-0 bile kaybetse çok problem değil, 2-1, 3-1 vesaire. Yani 4-1 olmasını da beklemiyorum ama Wolfsburg'un bir sürprize imza atmasını bekliyorum. İdeal kuponlara kaybetmesi, sürpriz kuponlara da direkt Wolfsburg galibiyetini önereceğim. Son maç 491 Zenit Sevilla. Çok keyifli bir maç oldu İspanya'da. Hani bu 4 maç içerisinde izlediğim en keyifli maçtı. Tabii Unai Emery'nin enteresan tercihleri vardı. Mbia, Bakka ve Suarez gibi 3 önemli ismini oynatmadı ve 3 önemli ismine daha sonra sarıldı. Özellikle Suarez müthiş katkı yaptı. Attığı gol, oynadığı oyun. Zaten Bakka girer girmez golünü yazdı. Sevilla'nın kadro tercihi çok önemli bu maçta. 2-1'in avantajı var. Zenit tabii Rusya'da tekrardan skoru lehine çevirmek isteyecektir. Fakat Sevilla önemli defansif orta saha oyuncularına sahip bir takım. O yüzden de tercihim ilk yarı 0. Yani ilk yarıda ben kilidin açılmasını beklemiyorum. O yüzden de kuponları öneririm. İlk yarı beraberliği yönünde olacak. Tekrar etmek gerekirse Dinipro Kulüp Brüj karşılıklı gol var. Fiorentina Dinamo Kiev, Fiorentina galibiyeti. Napoli Wolfsburg. Wolfsburg yenilmezliğini düşünüyorum. Ve Zenit Sevilla'da ilk yarı 0 kuponlarda yer bulabilir. Tabii ki son karar her zaman olduğu gibi siz değerli üyelerimizin, sizlerin de benim söylediklerime yönelik aklınıza yatan maçlar varsa onlarla birlikte kombine yapıp kuponlarınızı değerlendirebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Cuma günü hafta sonu videolarıyla karşınızda olacağız. Herkese kuponlarında bol şans. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.